Resmenlik yaptım, koyun, kuzu, 40-50 tane koyunum vardı, 45 keçi vardı. On gidiyordum, yaylada çobana katıyordum. Kırkta kuzun, 11. ayında evlendim. Düğün ettim, davul, zurna, güldür, paldır. Çalışmaya geldim, arazi yok köyde. Arazi yok. Köyde arazimiz, şimdi tapulu. 4 dönüm yerimiz anca hepsi. 4 dönüm. Otobüsü vardı sucuların. Babis sucuların. Başa başa da oturuyor sucular. İki sene eve geldim de, 3 ay çalıştım çağda solda. Gittim tekrar. En sonunda Tahra vapuruyla geldim buraya. İşte o zaman girdim fabrikaya. Eylül'de kuzun 11. ayında geldim, 11. ayda. Bir sene peşin para çalıştım orada. Altı sene hamallık yaptım fabrikada. 6 sene hamallık yaptım, 100 kilo çuval çektik. 2 tane çuvalı yüklendim o semerden. Semerin ağırlığı da 6 kilo. İçi dolmuş soduyla böyle çörek gibi olmuş. Semer 6 kilo da çuval. Alışı semer. İki çuvalı bir batalardan ufarı götürdük. Götürdüm. Üç kişi çıktı. 120 kişi içinde. Geri kalanı götüremedi. Gümüş suyunda oturdum, 3,5 sene mi ne oturdum orada. Sazlıçay'a, Çukurçay'da oturdum. Komşular, oraya, karşıdaki mahalleye geldiler. Mahalleyi beğenmedim ben, aşağı yol geçmiyor oradan. Oradan yol gitmiyor, oradan aşağı. Yol gitmiyor diye buraya geldim, buraya yaptım. Ecevit'in başbakanıydı, beyanname dağıttı 66'dan ev yapanların ev yapacak dedi 66'dan. 66'dan ev yapanlara ceza yok dediler. Beyanname dağıttı Ecevit. Gecekondu yaptım. Gecekondu pirketten, onu yıktım, buraya ikinci kat attım işte, beton arma yaptım. Ev hanımlığı yaptım, ev hanımlığı. 5 tane çocuk büyüttüm, bu evleri hep ben yaptım bununla. Hiç bundan ayrılmadım. Çok
büyük annem vardı, büyük babam vardı, bunun babası. Ben yazın burada duruyordum, kışın burada duruyordum, yazın köye gidiyordum, köyde çalışıyordum. Kız geldiği gibi çocuğumu alırdım, küçük çocuğumu, çocuklarımı da Hatice anneye bırakırdım. Fasulye, mısır, yaylara bu dürüme dikme, dağlarda ekim biçme, harman etme, makine savurma, mal güt dağlarda, dağlara bu enteriyle dağa gidiyorum malı alıp, enterinin iplikleri çıkıyor, eve gelemiyor. Öyle çalışıyorduk, öyle. Ben 5 tane çocuğu kul gibi büyüttüm. Birisi gitti, yedirdim, içirdim, doyurdum. Kızlarımı ev sıralarına kattım. Oğullarımı okuttuk. O zaman bu üniversitede yoktu burada. Şeyde Sarıyer'de vardı, bir de İstanbul'da vardı. İki. Öyle işte. İstanbul şeyinde iki üniversitede vardı. Büyük oğlumu ortaokulu okudum. Birinciliğiyle kazandı ortaokulu. 300 lira paradır, 300 lira para alıyordum ben fabrikada. 300 liriyle oğlana 100 liraya gelip gelemiyordu İstanbul'a. ...25 sene keman çaldım. Burada defa başa kazinosunda düğün etti. Bir öğretmen, bunun dayısının oğlu öğretmen Almanya'ya gitti. Almanya'da öğretmenlik yaptı. Radyo, o zaman televizyon yok. Radyo evinden iki kişi geldi Türk söylemeye. Ben dedi keman dedi görmedim kemanla dedi böyle dedi horan çalanı dedi hiç dedi Türkiye'de dedi. Horan öyle bir çalıyordum ki kemanla çalıyordum keman çalıyordum. Nerede öğrendin nasıl bunu? Şey, dedim, koyun bir de kete öğrendim dedim. Hakikaten hiç ustam yoktu. Oradan buradan çalmayı yapmam. Kemanı ta ada pazarlarına, dükkelerine, bu Terakya tarafına keman çalmaya gittim. Hepsi bayıldılar. Paşa bak İstanbul'da bir Mesudiye olarak kemancı benim hani. Otuz beş sene oldu ben kemanı bırakla. Çünkü 20 lira nedir be? 20 liraya gidiyordum ki keman çalmaya. Cava fabrikasında çalıştım. Cumartesi pazar iki düğün, bazı bir düğün. Hiç boşluk kalmadan çaldım. Bu çoluğu çocuğu, evi ocağı, keman çalmasam yapamazdım. Mutlu olsunlar. Öyle şeyde mutlu olacaklar, mutlu. Karık bucanın düdüğünden çıkmayacak. Hiçbir yere ben 20 sene durdum. Benim önüme köyde bir de satan olmadı. Mutlu gittim namusumla geldim. Aklı olmayan hepsini yapıyor.